Nicholas Kopernik adlı bir din bilgini papaz olarak atandığı Framberg Katedrali'nde görev yaptığı dönemde hazırladığı Gök Kürelerinin Döngüleri Üzerine başlıklı kitabında bugün Batılı felsefe ve bilim tarihi uzmanlarının Kopernik devrimi diye adlandırdıkları tezini ileri sürmüştü. Kopernik 1543 yılında ortaya attığı güneş merkezli evren modeli teorisini, güneşin merkezinde durağan olarak bulunduğu ve yer ile birlikte o sıralarda bilinen diğer 5 gezegenin Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn düzgün çemberler çizerek onun etrafında sabit hızda dolandığı kabullerine dayalı olarak geliştirmişti. Kitap bütünüyle geçmişin bilgi birikiminin eleştirel bir şekilde yeniden değerlendirilmesiyle yazılmıştı. Yani ne kuramsal ne de olgusal açıdan yenilikçiydi. Zira aynı düşünceyi Sisamlı Aristarchus yüzyıllar önce dile getirmişti. Bu bakımdan Kopernik'in tezi bir yenilik sunmuyordu. Olgu açısından da kendisinin yaptığı herhangi bir gözlem söz konusu değildi. Hem zaten dikkate alınabilecek herhangi bir gözlem aracı da yoktu. Ancak kitabında hem Katolik Kilisesi tarafından resmi evren anlayışı olarak ilan edilen hem de bilim insanlarının gökyüzünde gözlemlenen olguları açıklamakta kullandıkları yer merkezli evren modelinin çok sıkı bir eleştirisini yapmış ve açmazlarını göstermeyi amaçlamıştı. Kopernik, söz konusu evren modeline duyulan güvenin bilimsel değil, basit bir bilgisizlikten kaynaklandığını savunan bir düşünce dizgisi ortaya koymayı başarmıştı. Kopernik'in çalışması uzun yıllar boyunca kullanılmakta olan astronomik tabloların ve gök günlüklerinde yer alan gözlem verilerinin güncellenmesi için iyi bir imkan ve zemin oluşturdu. Astronomik tablolarda ve göğün günlük durumunu bildiren gök günlüklerinde yer alan gözlem verileri kendi içerisinde tutarlı bir kurama dayalıdır ve güneş, ay ve gezegenlerin herhangi bir zamanda göksel konumlarını hesaplamaya imkan sağlarlar. Bu yüzden bu veri tabloları göksel gözlem, gezegen hareketleri ve kuram temel yörünge parametrelerine dayalı olarak oluşturulan hipotez arasında vazgeçilmez bağlantı aracıdır. Diğer bir deyişle Kopernik'in olgusal olmayan ama kuramsal temeli sağlam akıl yürütmeleri bilim çevrelerinin yer merkezli modele karşı daha fazla duyarsız kalmalarının önünü kesti ve bu modelin sorgulanması gerektiğini gösterdi. Dolayısıyla kuramsal ve olgusal anlamda özgünlük tartışmasına karşın Kopernik'in söz konusu eseri batılı araştırmacılar tarafından sürekli çığır açıcı bir yenilik olarak görülmesinin nedeni aslında budur. Kopernik kitabını hazırlamadan önce kısa açıklamalar başlıklı çalışmasında yeni bir evren modeline ilişkin temel ilke ve kabullerini kaleme almıştı. Yayınlanmayan bu çalışmada düşüncelerine öncelikle mevcut gök kuramı olan yer merkezli evren modelinin kabullerini sorgulamakla başladı. Sonrasında ise göğü betimlemek için bir dizi ortak merkezli gök çemberi kabulünün geliştirildiğini, ancak astronomların nedenle uğraşırlarsa uğraşsınlar bir gezegenin veya yıldızın yere yakınlaşmasında veya ondan uzaklaşmasını açıklayamadıklarını ileri sürdü. Kopernik'e göre bu konudaki temel yanılgı bütün gezegenlerin tek bir merkez etrafına yörünge çizildiklerini kabul etmekten kaynaklanıyordu. Ona göre yer evrenin değil ay çemberinin merkeziydi. Gök cisimcilerine atfedilen çember dizgilerinin merkezinde de güneş vardı. Devamında gökyüzünde gözlemlenen pek çok hareketin yer hareketli olmasından kaynaklandığını, aslında durağan olan şeylerde gözlemlendiği sanılan hareketlerin tümü için bu durumun söz konusu olduğunu iddia etti. Çıkarımlarını sürdüren Kopernik bu yüzden yerin hareket ettiği düşüncesinden uzak durulmasını anlayamadığını, çünkü yerin sabit olduğu iddiasının dayandırıldığı kanıtların aslında yerin hareket ettiğini savunmak için de pekala kullanılabileceğini belirtti. Kopernik bu düşüncelerini detaylandırmak ve temellendirmek için kaleme aldığı kitabında bazı ilgi çekici iddialarda bulunur. Öncelikle evrenin küre şeklinde olduğunu ileri sürer. Ancak iddiasını gözlem ya da hesaplamalara değil tamamen geometride
küreye atfedilen mükemmellik, eksiksizlik, tamlık ve yüzey alanına göre en kapsayıcı hacim ve benzeri nitelendirmelere dayandırır. Ardından pek çok kitapta yer verilen geminin ufaktan kademeli olarak görünmez olması gibi geleneksel kanıtlara dayanarak yerin küresel olduğunu savunur. Karaların ve denizlerin tek bir ağırlık merkezinin bulunması dolayısıyla birlikte küre oluşturduğunu açıklar. Gezegenlerin geleneksel olarak kabul edildiği üzere çember biçiminde yörüngeler çizdiğini ve hareketlerinin düzenli ve sonsuz olduğunu belirtir. Bundan sonra yerin de güneşin etrafında çember biçiminde yörünge çizerek dolandığını, bunu saçma bulanların ise hareket ve durağanlık konularında yeterince bilgi sahibi olmadıklarının için böyle düşündüklerini yazar. Kopernik'e göre yer değiştirme biçiminde gerçekleşen hareketler ya gözlemcinin ya gözlemlenenin ya da her ikisinin birden hareketli olmasından kaynaklanır. Dolayısıyla yerin değil de geri kalan her şeyin hareket ettiğini savunmak aslında hakikat değil, bir seçimdir. O dönemde yer hareketli olsaydı üzerindeki her şeyin etrafa saçılacağına ve yerin parçalanacağına inanılırdı. Kopernik yer ile kıyaslanmayacak denli büyük olmasına rağmen gökyüzünün hareket etmesinden kaygı duyulmamasını çelişki olarak değerlendirir ve bu seçimin inanca dayalı olduğunu söyler. Gezegenlerin hareketlerinde gözlemlenen bazen hızlı bazen de yavaş hareket ediyor gibi algılanan durumların yerin hareketinden kaynaklandığını belirtir ve sonuç olarak yerin hareket ettiğini, güneşin ise durağan olduğunu esas alan bir model önerir. Kısaca içeriğinden söz ettiğimiz Kopernik çalışması, Rönesans döneminin yeni düşüncelere yönelik hoşgörülü ortamının bir ürünüdür. Kökten bir yenilik tartışmamasına karşın çok uzun yıllardan sonra unutulmuş bir modeli tekrar gündeme getirmesi ve yeni bir gözle değerlendirmesi bakımından kayda değer bir çalışmadır. İçerdiği tartışmalar bilim insanları için yeni bir seçenek oluşturacak kadar önemlidir. Astronomide yeni bir dönemin başlatıcısı olmuştur.